Aşı pasaportu verilmesini tartışıyor. Bu konuyu biz de konuşacağız. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Hasan Tezer yayın konuğumuz. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum size. Çok teşekkürler. Şimdi bu önemli bir konu. Ee, diğer yandan aslında şuradan başlayalım. Az önce İngiltere'den e, arkadaşımız bize notları aktardı. E, şimdi aşıların varyantlara karşı etkisi de araştırılıyor. Tam olarak da bilinmiyor bir taraftan. E, bir Güney Afrika varyantı var. Buna AstraZeneca'nın aşısının sınırlı etkisinin olduğu konuşuluyor. Şimdi muaf olanlar da var. Bu e, aşı pasaportundan kasıt ne tam olarak? Yani uygulanabilirliği nasıl olur? Aslında daha önce de gündemdeydi, tartışılıyor e, ülkeler tarafından. Özellikle nüfusu e, daha küçük e, ülkeler e, bunu daha çok tartışıyorlar. Bir an önce e, toplumun büyük bir kesimin aşılayıp e, örneğin e, %20-30 gibi ardından da böyle bir uygulama gitmek. Ama şu aşamada e, tüm dünyada bunun uygulanabilirliği açıkçası çok kolay görünmüyor. E, çünkü gelişmemiş ülkelerde hala aşı uygulaması başlamadı. Dünya nüfusunun daha yüzde bir ile ikisi bilmiş durumda. Aşı tedariğindeki sıkıntılar, üretimindeki sıkıntılar ve biraz evvel siz de söylediniz bazı firmaların aşılardaki aşılama sonrası antikor yanıtlarında, nötralize antikor yanıtlarında düşüklük göstermesi. Yani aşılansanız da a şu durumda var. Aşılandınız, bağışık yanıtınız iyi, ee, tamam ama virüsü hala taşıyabilirsiniz, başkasını infekte edebilirsiniz. Bunu da bilmiyoruz daha. Bütün bunlar var iken aslında şu aşamada herhalde bunları tartışmak e, Dünya Sağlık Örgütü'nün de çok hoşuna gideceğini düşünmüyorum. Uh -huh. Zaten Dünya Sağlık Örgütünden de bunun şu an uygulanabilirliğinin doğru olmadığı ile ilgili açıklamalar da geliyor. Şimdi peki böyle bir şey tartışılıyor ancak bu sertifika Hı. eğer ortaya çıkarsa kişiye nasıl muafiyetler sağlayabilir? Diğer taraftan aşıdan muaf olan kişiler bundan nasıl etkilenir? Burada bir karışıklık söz konusu bunun daha anlaşılır hale gelmesi için bir değerlendirmede bulunmak gerekirse ne söylersiniz? Şimdi bakın aslında ülkemizde de 4 aşamadan aşılama gerçekleşiyor. Birinci gruptaki sağlık çalışanları aşılandı. 65 yaş üstü aşılanıyor. 2,5 milyon civarı insanımız aşılandı ama daha büyük bir çoğunluk hala aşılanmadı. Bu sefer böyle bir karışıklık ortaya çıkacak. Yani aşılanlar bu işten muaf, aşılanamayanlar nasıl e, muaf olacaklar e, karışıklıklar olacak ama e, herhalde e, belli bir sayıya ulaştıktan sonra aşıların etkinlikleri daha net bir şekilde tartışıldıktan veriler ortaya çıktıktan sonra bunlar gündemi gelecektir. Gelecektir. Özellikle ada ülkeleri ya da küçük ülkeler dediğim gibi e, kendi e, nüfusu çok yüksek olmayan ülkeler e, bunu gerçekleştirmek için adımlar atacaklardır. Nitekim Fransa ekibi, İsrail ekibi, İngiltere ekibi ülkeler aşı kartı uygulamasını tartışıyorlar ama dediğim gibi daha nüfusun çok çok küçük kısmı bu büyük ülkelerde aşılanmış durumda. İsrail daha farklı yüzde ülkesinin aşılanmış durumda şu an çok sayıda aşılama gerçekleştirdiler. Onlar kışlamaları sıkıntılar da yaşadılar. Son dönemde aslında birazcık da İsrail bunu dinlendiriyor. Bu uygulamaları hı hı. gündeme getirmek istiyor. Ama dediğim gibi şu aşamada zaten adalet üstüne hep konuşuluyor. Dediğim gibi gelişmemiş ülkelerin çoğu hala aşılama uygulamasını gerçekleştirememişken bunların tartışılması çok kolay değil. Hı hı. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için, değerli katkınız için. Ben teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum size.